Merhaba, ben Nisan. Armoni'nin bu bölümünde harika çocuk, harika kadın, UNICEF iyi niyet elçisi, devlet sanatçısı Gülsün Onay'la birlikteyim. Gülsün Hanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba. Merhaba. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim sizin programınızda yer almaktan. Ben nasıl çok mutlu oldum. İyi ki buradasınız. Size soracak bol bol sorum var. Hemen başlayalım. Tamam. Biyografiniz zaten ezbere biliniyor herkes tarafından Türkiye'de. Ben de öyle biliyorum. Onunla ilgili ama detay sorularım var. Siz harika çocuksunuz. Bu harika çocuk nedir? Neden hala yok? Nasıl oldu? Nasıl gittiniz Paris'e? Şimdi şöyle, o zaman harika çocuk kanunu diye bir yasa vardı ve İdil Biret'le Sunakan için o kanun çıkarılmıştı. Onlar daha böyle 3-5 yaşlarındayken ilk harika çocuklar o 6660 sayılı kanun çerçevesinde Paris'e gönderildiler. O zamanlar benim yani 6 yaşında ilk konserimi İstanbul Radyosu'nda verdiğim zamandan itibaren herkes böyle işte bu çocuk çok olağanüstü, müthiş bir yetenek, işte hemen ezberliyor, hemen çalıyor, 7 sesi birden duyuyor falan böyle hep söylüyorlardı. Sonra da dediğiniz gibi işte harika çocuk sınavını kazanarak Paris'e gönderildim. Çok güzel bir öğrenim. Siz buradayken böyle harika bir insan, harika bir kadın buradayken ben böyle bunu biraz daha spesifikleştirmek istiyorum. Bana piyanonun pedallarını, şöyle evet. Gövdesini biraz anlatır mısınız? Ben bilmiyorum çünkü. Bilirsiniz. İsterseniz şöyle bir geçebiliriz. Yani piyanonun bir kere tabii farklı boyutları var. Doğru. Duvar piyanosu var. O böyle dik durur. Duvara yaslandığı için duvar piyanosu adı. Kuyruklu piyano dediğimiz kuyruğu böyle kuyruğu var. Ve tabii bu kuyrukların da mesela boyları farklı. O modeli en küçük kuyruk. Sonra A var, B var, C var ve en büyüğü de D. Hı hı. D model piyanolar yani en büyük konser salonlarında kullanmak için tabii çok mükemmel onlar. Piyanoda en önemli unsurlardan biri de pedallar tabii. Evet. Çünkü piyanoda ses, isterseniz oraya gidelim, orada anlatayım. Tamam. Şimdi piyanonun bir kere sesinin uzamasını sağlayan esas olan sağ pedal var. Bakın böyle basınca bıraktığınız sağ zaman pedal. Bile sağ pedal uzatıyor. Sol pedal birazcık sesin daha yumuşamasını sağlıyor. Yani böyle hafif çalmak için. Özellikle romantik müzikte. Evet. Gece müzikleri bir de biraz sanki. Evet. Ve şey böyle tatlı seslerin çıkması için şeyde de Debussy ve Ravel'in eserlerinde de çok önemli. Tınıları değiştiriyor. Değiştiriyor. Evet. Orta pedal her piyanoda yok. Bir de bazılarında farklı böyle biraz bir Avrupa ortası var. Bir de Amerikan ortası var falan gibi şeyler var değil mi? O sadece bastıktan sonra pedalı kullandığınız zaman sadece o basmış olduğunuz sesi uzatıyor. Evet. Ve geri kalanını staccato yapabiliyorsunuz. O uzuyor, bu kısa olarak çalabiliyorsunuz. Bunu ne tür repertuarlarda kullanıyoruz? Bunlar daha sonra gelişmiş olan eserlerde. Özellikle Debussy'de çok var. Çünkü o böyle seviyor bas seslerini. Kullanıyor. O uzasın. O uzasın ve burada farklı şeyler, farklı armoniler birbirine karışmadan onları yapabiliyorsunuz. Gülsün Hanım, hazır buradayken ben size böyle birazcık geri çekilsem. Tamam. Pedal dedik. Benim aklıma ilk sizin Chopin şeyleriniz geliyor, yorumlarınız geliyor. Acaba peki. Sizden bir şey mi dinlesek? Olur. Tamam. O zaman Chopin Nocturne.
Bravo. Bravo. Çok teşekkürler Gülsün Hanım. Ah, bir şey değil. Zaten Chopin yorumlarınızı biliniyorsunuz dünyaca. Ama aynı zamanda Chopin'in memleketi tarafından da size bir nişan verildi. Bize bundan biraz bahseder misiniz? Ah, evet, Chopin aslında benim hakikaten en severek çaldığım bestecilerden biri. Ve çocukluğumdan beri kendimi çok yakın hissediyorum. O benim için çok farklı. Sanki ruh ikizim gibi diyordum onun için. Harika. Çok değişik bir şeyimiz var. Yani böyle çalarken notalarda ne dediğini sanki anlıyormuş gibi. Yani o anda ne hissederek onu bestelemiş. Çünkü Chopin'de çok farklı duygular var, patlamalar var. Doğru. Son derece huzurlu şeyler var. Bir tarafta isyanlar var, bir tarafta acılar var. Yani çok farklı. Mesela eserleri arasında da çok büyük farklar var. Mazurkaları, dans işte şey, valsleri öyle. Ondan sonra ama nocturne'lerde daha çok depresif ve evet, daha fazla duygu geçişleri var gibi geliyor bana. Evet. Özellikle nocturne dediğimiz şeyde ben böyle kısaca gece müziği diyorum. Evet. Gece çalınmak için yazılmış ya da gece için yazılmış müzik. Polonya'da onun eserlerini seslendirmek ayrı bir mutluluk oldu. Evinde çaldım Chopin'in Zelazova'daki. Harika. Evet, devlet nişanı almak da yani unutulmaz bir anı benim nasıl için. Nasıl böyle onu, bir yere, nasıl böyle bir şey oluyor? Yani albüm yaptıktan sonra mı oldu? Belirli konserlerden sonra? Tabii. Yani Polonya'da verdiğim konserlerin dışında pek çok ülkede Chopin'in eserlerini seslendirdiğim ve onun müziğini tanıttığım için evet. Bu da çok önemli bir şey. Yani devletin kendi müzisyenine çok, o kadar önem veriyor ki O müzisyeni icra edene devlet nişanı veriyor. Yani yabancılara. Çok güzel bir his. Çok. Sizin Chopin yorumlarınızın dışında benim kişisel olarak en çok sevdiğim Beethoven yorumlarınız var. Aynı zamanda ederim. Bunu da burada böyle yanımda tutuyorum bir süredir. Çünkü özel bir albüm bu. Gülsün Hanım şu anda 2021 Haziran'da bir albüm yayınladı. Bu albümde Beethoven'ın 3 tane piyano sonatı var. Gülsün Hanım, neden şu anda çıktı bu albüm? Neden şimdi? Şimdi aslında biliyorsunuz Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü. 2020 yılı boyunca pek çok etkinlikler planlanmıştı. Konserler, kayıtlar, festivaller bütün dünyada. Fakat pandemiye maalesef takıldı ve pek çoğu gerçekleşemedi. Ama ben çok şanslıyım aslında. Hem açılış hem kapanış konserini Süreyya Operası'nda Beethoven'ın sonatlarıyla yapabildim. Ah, hem de dinleyiciyle, kısıtlı da olsa dinleyiciyle beraber. Ah, harika. Ve ilk konserde, açılış konseri de, kapanış konseri de CD olarak yayınlandı. Bu son CD'de Ay Işığı sonatı var. Benim çok severek çaldım. Tabii yani Opus 109 piyano sonatı var. Beethoven'ın 32 tane sonatı var. Evet. Her biri birbirinden fırtınalı, birbirinden duygusal. Evet. Beethoven biraz klasik dönem, biraz da romantik döneme denk gelen bir besteci. Bu arada Ay Işığı da 1801'de yayınlandı değil mi? Evet. Evet. Yani için 2021'de tam 200 yıl oluyor. Tam 200 yıl önce yayınlanmış. 3 bölümü var. İlk bölümü Do diyez minör. O da spesifik bir tonalite aslında. İlginç bir tonalite. Özellikle evet. Beethoven'ın zamanında bu kadar aynı değil piyanolar. Ondan sonra ikinci bölümü çok az bilinen. Böyle sanki üvey kardeş ikinci bölümü re bemol majör. Üçüncü bölümü mi majör. Evet. O üçüncü bölümü de zaten çok fırtınalı bir bölüm ve onu da herkes biliyor. Doğru. Ben rica etsem bana onun birinci bölümünü çalar mısınız? Ay Işığı sonatına Ay Işığı adını veren bölümü. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Bravo. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu da ne müthiş bir müzik değil mi? Büyüleyici. Büyüleyici. Yani hakikaten. Çok da fazla şey oluyor değil mi? Yani sadece yani, depresif değil. Hayır yani bambaşka bir dünya. Biraz bir şey var, hüzün var. Var. Var, var. Hüzün var. Ama aynı zamanda ya o hüzün de mesela şeye geçiyor, gene majöre geçiyor. Evet. Arada o zaman yine bir parlaklık. Böyle bir parlaklık geliyor. Sonra böyle tekrar. Bir dışa biraz dönük sanki. Sanki biraz... evet. Güneş içeri giriyor. Evet. Ay ışığı. Ay ışığı. Sonra biraz güneş sanki. Evet. Ama tekrar ay ışığı. Zaten do diyez minör de bitiyor. Evet. Size benim bir sürprizim var. Aa, şimdi güzel. Madem bu do diyez minör, madem karanlık, hüzünlü tonu çaldık. Ben ortamı biraz yumuşatayım. Tamam. Biliyorsunuz Beethoven'ın 250. doğum günüydü 2020 ve biz kutlayamadık onu. Ben bir şey yaptım. Çalayım mı? Ya, çok sevinirim, harika olur. Ay ışığıyla doğum günümü. Değil mi? Yani ne oluyor aslında? Yine aynı Gülsün Hanım'ın başladığı gibi, Beethoven'ın yazdığı gibi. Do minörde, evet. Do diyez minörde. Evet. Biraz daha acıklı, biraz daha hüzünlü bir yerde başlıyorum. Ama sonra... Do diyez majöre geçiyorum ve do diyez majörde daha mutlu bir yerde evet. Bitiriyorum müziği. Çok güzel. Beethoven'ın da 250. doğum günü kutlu olsun. Harika, çok güzel oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz. Gülsün Hanım, siz... Çok değerli bir sanatçısınız ama değeriniz zaten ülkelerce biliniyor. Teşekkür ederim. Bizim ülkemizce de biliniyor. Buranın, Türkiye'nin devlet sanatçısınız. Devlet sanatçılığı ne demek? Vallahi benim için büyük onur tabii devlet sanatçılığı, ünvanını taşımak. Aslında bir ünvan devlet sanatçılığı. Yani devlete bağlı olarak çalışan sanatçılar arasında ülkeyi... Dünyada temsil eden bazı sanatçılara verilen bir ünvan, devlet sanatçılığı. Yani bu devletin yani, öncü sanatçısı. Ya evet, biraz böyle hani nasıl diyelim bir işte milli bir takımımız diyelim var, bu ülkeyi temsil milli ediyor. Milli sanatçı. Evet, biraz öyle. Gülsün Hanım, çok 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 teşekkürler bugün burada olduğunuz için. Gerçekten ben onur duydum bana katıldığınız için bu bölümde, çok bu memnun programda. Oldum. Sizin gibi pırıl pırıl harika bir genç müzisyenimizle burada sohbet etmek ve izleyicilerle buluşmak bu vesileyle benim için de çok önemli, çok güzel bir program oldu. Ekibiniz de harika. Çekim ekibinize de çok teşekkür ederim. Bence buraya kadar sizi getirmişken iki tane müzikle uğurlamak olmaz. Bir tane daha mı? Bir tane biz parçası alalım peki, mı? Peki, tamam, memnuniyetle. Tamam. Tabii. O zaman Mozart Türk Marşı'nı çalın. Hadi bakalım. Severek çaldığım biz parçası. Thank you.
Bravo. Müthiş müzik, müthiş yorum. Bravo. Teşekkürler. Gülsün Hanım, çok teşekkürler bugün burada olduğunuz için. Ben sizden çok şey öğrendim, çok ilham aldım. Ne güzel, teşekkür ederim. Eminim seyircilerimiz de, ekran başındakiler de en azından benim aldığım ilhamı, benim öğrendiğim şeyleri benden daha çok öğrenmişlerdir. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkürler. Bugün dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.